Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir ayakkabı dahisi vloguna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi duşumu aldım, böyle bir yüzüm gözüm kendine geldim. Ve dedim ki hemen bir vlog çekeyim. Uzun zamandır da vlog çekemedik yine. Oldu yani bir miktar. Bundan sonra biraz daha önem vermek istiyorum arkadaşlar. Özellikle yıl sonuna kadar güzel fikirlerim var, güzel projelerim var. Instagram'dan da bununla alakalı paylaşımlar da yaptım sizlere. Instagram'dan da beni takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Hazır lafı gelmişken söyleyelim. Tabii ki YouTube'da takip edin. Zil işaretine, o çan işaretine basmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorum ve like'larınızı da bekliyorum. Yine güzel bir vlog sizleri bekliyor olacak. Bugün için planlarım neler? Şimdi çok acıktım. Hemen kendime ufak böyle bir granolalı, işte bir şeyli, sütlü mütlü ufak bir gevrek hazırlamak istiyorum. Saat şu anda 2:45. Yani oldukça geç oldu. Ama artık babalık görevleri arkadaşlar. Yani eskisi gibi değilim. Oğlumla ilgilendim. Saat 8:30'da kalktık. 12:30 1'e kadar ben uyuttum en son arabasında. Zaten ondan sonra yorgun düşüyorsunuz. Kendinize gelene kadar işte saatler bu saatler oluyor. Diğer çocuğum hiçbir zaman uyumuyor. Şuna bakın. Sushi. Evet, öyle düğünden ayrılmıyor. O uyuyunca bu uyuyunca o. O yüzden hayat bayağı yoğun. Yani işim yoğun. İşte ilgilendiğim başka işler de var. Ama yine de vlogları seviyorum. Çekmeyi seviyorum. Sizlere yapmayı seviyorum. Dediğim gibi ayda bundan sonra 2 tane de yapmak istiyorum. Kahvaltıdan sonra birkaç tane video çekeceğim şimdi. Uzun zamandır kafamda olan video fikirlerini yapmaya çalışıyorum yavaş yavaş. Ondan sonra spor salonuna gideceğiz. Fakat bu sefer normal sporumu yapmak istemiyorum. Boks eldivenlerimi götürmek istiyorum ve biraz böyle boks yapmak istiyorum. Çünkü bayağıdır canım çekiyordu. Biraz kardiyo yapma canım çekiyor. Yeni üye olduğum salonda da güzel kardiyo aletleri var. Bu işte air bike mı deniyordu? Assault bike falan da deniyor. Crossfit aleti o var. İşte kum torbaları falan var. Onları yapacağım. Biraz böyle karın barın çalışmak istiyorum. Bu arada bayağı vücudumda kendini topladı arkadaşlar. Kilo olarak hani çok kilo veremedim gerçi ama böyle bir şekil geldi. İşte bir yanlardan, göbekten bir yağ kaybettik. Güzel oldu. Hani kasa çevirmiş olabiliriz. Çok kilo olarak şimdi tartılayım acaba kaç kilo, ben de merak ettim size konuşurken. Öyle akşama da bir dışarı çıkma fikrimiz var. Yani güzel bildiğiniz ayakkabı dahisi vlogları olacak. Sona kadar izlemeyi unutmuyorsunuz. Hadi şimdi bir şeyler yiyelim. Cidden acıktım. Saat 9-9.30 bir şeyler atıştırmıştım ama minik bir kahvaltıydı. Tekrar bir tedarik, bir enerji kaynağı girmesi lazım vücuda. Evet. Şimdi şundan varmış dolapta. Şundan atacağım. Şunu çok seviyorum arkadaşlar. Bu granola. Kelloggs'un. Gayet güzel oluyor. Bir muz içine doğrayabilirim gerçi. Bakayım dolabımızda neler var. Dolapta. Sütümüzü alalım. Sushi. Yolun ortasından çekilir misin? Sana çarpacağım diye korkuyorum. Onun dışında dolabımız oldukça dolu ama evet, kendinden geçmiş muzlar var. Evet, bayağı kendinden geçmişler. Bunlar muhtemelen yenmez. Böyle unutuluyor ya, sinir oluyorum ya. Evet, neyse. Bunlarla idare edeceğiz. Gerçi atabileceğimiz yulaf mulaf da atabilirim içine. Hatta öyle yaptım ya. Çok güzel bir şeyler yapacağız. Bayağı dolu bir şey oldu arkadaşlar bu. Anlaşıldı niye acıkmışım he? Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi iPhone 13 çıktı. Ben hani bir alsam mı etsem mi diye düşünüyorum. Çünkü ben iPhone 8 kullanıyorum. 8 Plus. Yani oldukça da artık eskimeye başladı. Yavaşlamalar başladı falan. Fiyatlara bir bakayım dedim tabii ki. iPhone 13 aslında 12 bin liraya çıkmış. Yani fena değil gibi. Ama ben Pro almayı düşünüyorum. Veya Pro Max. Hani olursa sağlam bir şey olsun. Hem de kamera yerine kullanabileceğim bir şey olsun dedim ama tabii onların fiyatları çok daha yüksek. Evet, biliyorsunuz Pro Max şu şekilde 3 kameralı. Biraz daha büyük oluyor. Pro arkadaşlar 16'dan başlıyor. Bir tık daha küçüğü. Ama kamera olarak da farkları var. O yüzden ben Pro Max alayım. Hani istedim. 18. Eyvallah. Gümüş veya grafit rengi güzel duruyor. Tabii sonra seçmeniz gereken şeyler var. Yani 18 olan 128 GB'lı
Bunu da alır almaz tahminim doldurursunuz. Çünkü burada görüntüler çok daha kaliteli olacağı için çok şey çekeceğim tahminim. En az dedim hani 512 veya 1 TB olmuşken güzel bir şey olsun, dolmasın dedim. Fiyatı görüyor musunuz? 23.000 TL. Hey maşallah. Yani iPhone 13 çıkmış ama nasıl çıkmış şu an dedim yani, bu ne ya böyle. Cidden çok pahalı gerçekten ya. Ve şurada bir tane ibare vardı. Yaklaşık 9.279, 9.800 yani o %45'i vergi. Evet, biz cereal yemeye, yulaf yemeye devam edelim. Evet, Ekrem Yaman'ımız uyandı arkadaşlar. Uyanır uyanmaz şu haline bakar mısınız? Top! Uyandım ve toplarla oynamak istiyorum sadece. Yerim seni. Ah sen sushi. Sushi de sürekli benim dibimde tabii arkadaşlar. Ah oğluşum. At bakayım topu. Hadi oyna bakalım. Haydi. Evet evet, artık spora gidebiliriz umarım. Pek enerjim kalmadı ama Ekrem Yaman uyandı arkadaşlar. Onunla ilgilen, ona mama yedir. Onu yap, bunu et derken saat 5.30 oldu. 9'da da spor salonu kapanıyor. Yani az bir vaktimiz kaldı aslında. Şimdi böyle gitsem mi gitmesem mi, ne yapsam ne etsem o moddaydım biraz. Ama dedim ki yok hani kendine gel. Hemen harekete geç ve git oldum. Şimdi ayakkabı seçimi, ne yapsam ne etsem onu düşünüyorum. Şöyle boks yapmak istiyorum. Ne zamandır arkadaşlar canım onu çekiyor. Dediğim gibi kardiyo mardiyo tarzı yapacağım. Pek enerjim kalmadığı için biraz böyle fikir, acaba hani evde mi yapsam falan oldum. Şimdi hangi ayakkabı giysem onlara bakıyorum. Şunu giyesim var aslında, Anatomic Spawn. Herhalde siz bunu izlediğinizde daha yüklenmemiş olur incelemesi. Çünkü konuşma kısmını henüz yapamadım. Bu akşam yapmayı planlıyorum. Gayet güzel oluyor. Böyle Under Armour fit'i mi yapsam diyorum. Öyle içimden onlar geçiyor. Onun dışında şu Jordan'larımı, Jordan 35'lerimi de giyesim var ne zamandır. Bunları mı giysem diyorum. Biraz böyle gitgellerdeyim. Veya geçen Westbrook'ları giydim. Hatırlarsınız en son incelemede buna aitti. Bu rengi çok hoşuma gidiyor. Güzel kombinler de yapılıyor bununla. Hani bu üçü arasında kaldım. Biraz böyle şu an ne giysem ne etsem onu düşünüyorum. O zaman hani fitliğimi yapayım size, son göstereyim. Ve bu şekilde arkadaşlar Under Armour kombini yapmaya karar verdim. Üstümde Under Armour, bayağıdır giymediğim böyle bir atlet. Altımda yine bir şortum. Görüyorsunuz ve tight'ımla böyle biraz siyahlı miyahlı bir kombini oldu. Şimdi ise altıma ise bu Anatomic Spawn'u giymek istedim çünkü. Under Armour çorap ve ayakkabıyla komple UA olmuş olacağız. Çok geç kaldım. Bir an önce çıkmam lazım. Hemen hazırlanmam lazım. Hemen çorapları giyip çıkalım. Bel antrenmanımızı bitirdik. Şimdi boksa geçeceğiz. Arkada da basket sahası var. Birkaç kişi var. Pek giresim yok. Zaten benim de çok uygun değil yani basket oynamaya şu an için. Biz bugün boksa geldik. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Vazelinim, süngerim, ne kadar güzel yapıyormuşum diyorum. Bugün pek bunlara ihtiyacım muhtemelen olmaz ama yani cidden profesyonel yapmışız resmen. Hadi şimdi su alalım ve boksa geçelim. Biraz terleyelim, sonra devam ederiz.
arkadaşlar. Boks yapmaya da o kadar uzun bir zaman oldu ki ne kadar yorucu olduğunu unutmuşum. Perdim çıktı. Biraz da belimden çekiniyorum. Çok böyle hareketlere vücudumu vermek istemiyorum. Ama sağlam yordu direkt. Antrenmana buna başlamasam mıydım diye düşündüm hatta da. O zaman da hiç gücüm kalmazdı. Bir de şiştikten sonra yumruk sallamak çok daha manasız. Güzel oldu ama biraz daha bir şeyler yapacağım. Barfix, Marfix, onu bunu. Şimdi boksu kapatıyorum. Ben biraz devam edeceğim boksu ama kamerada nasıl çıkıyorum derdi olmadan yapmak daha güzel olacak. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi spordan çıktım. Saat 8.25. Çok geç kaldım galiba. Ama o kadar güzeldi ki bir saat daha yapabilirdim hatta. Çok şükür harika hissediyorum. Yani gerçekten gelmek ne kadar zorsa içeride insanın hissettiği o bu haz o kadar büyük oluyor herhalde. Yani insan kendi zorlayıp gelmeli. Ama daha büyük zorluk ise yemek şu anda ne yapacağım? Yemek yemek daha zor. Düzgün yemek yemek daha zor. Hemen bir dürüm mürüm bir şey söyleyebilirim. Aşağı yukarı her gün söyleyebileceğim gibi ama böyle güzel kaliteli şeyler hazırlamak gerçekten çok zor oluyor. Şimdi eve gidip bir şeyler hazırlasam 9.30'dan ondan aşağı hatta belki yiyemeyeceğim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Acaba dedim kayınvalideme falan mı geçsem dedim. Yakında oturuyorum, onu da rahatsız etmek istemiyorum. Evet, şimdi o zaman yavaştan eve geçelim. Bakalım bir şeyler var mı? En kötü ton balıklı makarna benim go to yemeğim. Hemen ilk tercih yemeğim. Bakalım, ona göre evde görüşürüz. Evet, eve gelir gelmez proteine saldırıyorum. Şöyle çıkartayım hemen. Tamamdır, içmemiştim. Efendim. Baba. Efendim. Baba. Oğlum. Baba. Oğlum. Baba. Yavrum. Baba. Ha. Fındık mı istiyorsun? Demin de gelin de gelin de gelin. Al bakalım fındık. Al. Al bakalım. Demin de gelin de gelin. Zor olmamalıydı bunu almak. Evet, küçüğü bitmiş. O yüzden sürekli büyüğü açmak zorundayım. Kapat oğlum bunu. Kapat, kapat, kapat. Evet. Nerede burada? Şeyleri bırakmadım. Tamam. Evet. Hemen. Evde arkadaşlar tavuk yapmayı planlıyorum şu anda.
Tavuk yokmuş. Bunu üstüne atmam gerekecekti, yanlış yaptım. Daha doğrusu vardı buzlukta, o yüzden tekrar şimdi marketten söyledik. O gelene kadar protein ihtiyacımı karşılamam lazım. Bir de çok güzel spor yaptım. Öyle olunca çok fazla değil, haftada maksimum. Hani iki defa falan içiyorum, hatta çoğu haftalar içmiyorum ama yani alamıyorum arkadaşlar protein ihtiyacımı. Yemek konusunda dediğim gibi daha zor bence. Evet, şöyle kapatalım. Protein içtiğim günlerde de bol su içmeye çalışıyorum. Şöyle biraz daha üzerine su ekliyorum. Sütle daha güzel kremalı bir tat gelmiş oluyor. Evet. Sen ne yapıyorsun bızdık? Şuna bakın şuna. Şuna bakın şuna. Beni çok özlemiş. Beni çok mu özledin sen? Protein mi? Şu an için sana erken. Büyüdüğün zaman içeriz beraber. Kap. Evet. Evet, yemek olana kadar bununla idare etmemiz lazım. Aç şu adama, bakın şu adama. Baba. Peşimi bırakmadı geldiğimden beri baba. Efendim. Baba. Efendim oğlum. Bunu mu sallamak mı istiyorsun? Salla. Salla. Ama dur, ağır biraz. Heh. Salla. Aferin oğluma. Babasına yardımcı. Sakın ama öyle açarsın maçarsın blup diye hepsi aşağı gider. Tamam yeter, sen çok şey yaptın bile. Senin yanında ne varmış? Dur bakayım. Seni yiyelim. Hadi şimdi bunu içelim. Evet, bugünkü ikinci trendyol siparişimiz de geldi arkadaşlar. Soğanımız var, sarımsağımız var. Daha şöyle küçük bir sipariş. Bir de yoğurdumuz var. Müjde söyledi, ben yolda gelirken onu aradım. Evet, şöyle içeri alalım bunları. Ve hemen hazırlıklarımıza başlayalım. Evet, bunu yapmayı düşünüyordum ama arkadaşlar 35 dakika diyor. Saat şu an 9 çeyrek. Yani ondan önce yiyebilirim. Bilemedim bunu mu yapsam, farklı bir şey mi yapsam. Tavukla daha hızlı olacak. Bir şeyler canım çekiyor şu anda. 35 dakika çokmuş. Normalde diğerlerinde 15 dakika oluyordu. Herhalde bu içinde biberli frik bulgur. Frik olması mı? Farklı bir şey yaptı. Anlayamadım açıkçası. Bilemiyorum. Şimdi 2 saniye bir düşüneyim. Hemen yarım paket makarna varmış arkadaşlar. Hemen makarnayı döneceğim. En azından 10 dakikada hazırlayabilirim. Bu çok geç olur. Hemen şunu hazırlayalım. Yemeklerim gayet güzel oluyor. Şimdi biraz daha bunların böyle özdeşleşmesini bekliyorum. Neredeyse oldu sayılır. Sonra domatesimi atacağım salçamla, bir 3-5 dakika hemen olmuş olacak. Çok acıktım arkadaşlar. Vallahi çok böyle kendime şu an iş çıkarmış gibi oldum ama ne yapalım, sağlıklı güzel yemek istedi. Canım dışarılardan yemek istemedi. Keşke biraz daha erken tabii olmuş olsa veya Müjde sağlıklı olmuş olsaydı, o bana hazırlardı. Hem spor, hem ev işi, hem edit, hem şu, hem bu olmadı. Maalesef zaman yetmiyor yani. Oluyor da zaman yetmiyor. Neyse, sıkıntı yok. Şarjım bitiyor. Hemen ben şarja koyayım. En azından son görüntüyü sizlere çekmeye çalışayım.
bu şekilde akşam yemeğimde yiyeyim. Biraz Ekrem'i arabayla gezdirdim. Uyumasına yardımcı oldum. Çok yoğun ve çok dolu dolu bir gün oldu. Belim biraz ağrıyor. Aslında belim sıkıntı olmalısa problem yok ama işte belimi çok ayakta kalınca veya çok uzun yürüyünce falan belim ağrıyor. Yani dop dolu bir gün oldu diyelim. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Umarım keyifli, umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Görüşmek üzere, hoşça kalın, bay bay.